Çok kıymetli Malatyalı kardeşlerim ve ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve Yeni Mesaj gazetemizin düzenlemiş olduğu milli kahramanlarımızı anma programı vesilesiyle de bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, ecdadımızı rahmetle anıyorum. Değerli kardeşlerim, bugün Malatya Sayın Başbakan'la karşılaştı, buluştu. Başbakanın ne dediği, ne demediğinden öte zannediyorum ki Malatyalılara şöyle bir sesleniş olmuştur. Ben cesur Amerikan askerlerinin sağ salim memleketlerine gitmeleri, dönmeleri için dua ettim. Ey Malatyalılar, siz de amin deyiniz. Herhalde böyle demiştir. Ben imar yasasını değiştirdim. O yasadan değişiklikten dolayı da kiliseyi açmaya gidiyorum. Kurdelasını gelin ey Malatyalılar beraber Bismillahi Allahu Ekber diyerek açalım. Herhalde böyle demiştir. Ve yine biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye zinayı yasak olmaktan çıkardık. Artık hastanelerde, polikliniklerde önlüklü lise talebeleri gelip doktorlara doktor bey bana bir gebelik testi ister misin diye sormaya başladı. Buna ne dersiniz ey Malatyalılar diye sormaya geldi. Sayın Başbakan herhalde yönetmelikte yapılan değişiklikle domuz etinin salam, sosis ve diğer kasaplık et olarak satışını serbest bıraktık. Ey Malatyalılar bizi alkışlamıyor musunuz demeye geldi. Ve yine Sayın Başbakan Baba Bush ve oğlu Bush bana sen büyük adamsın dedi. Ey Malatyalılar siz benim bu büyük adamlığımı tasdik ediyor musunuz diye sormaya geldi. Ve yine Malatyalılara Küreci'ye füze kalkanını getirdim, yerleştirdim. İsrail'i de buradan koruyoruz. İsterseniz NATO'nun komutanlığını da gelip Malatya'ya yerleştiriyorum. İstiyor musunuz diye sormaya geldi. Ve yine değerli kardeşlerim eline mendili aldı. Bu Esma'ya ağlayalım ama Irak'ta namusları kirletilen 60 bin tane Müslüman kadına Fatıma'ya, Ayşe'ye, Hatice'ye ağlamayalım demeye geldi. Esma'ya ağlayalım ama Libya'da ölen Fatımalara, Ayşe'lere, Hatice'lere, Afganistan'da ölen çocuklara ağlamayalım demeye geldi. Ve yine Sayın Başbakan Suriye'de bombalar altında katliamlarla öldürülen Müslüman çocuklarına ağlamayı Malatyalılara önermedi. Değerli kardeşlerim bunları çoğaltmamız mümkün. Ben ironi yapmıyorum. Gerçekten bugün AK Parti hükümetinin icraatlarıyla beraber koskoca bir millet savrulup kendi özünden koparılıyor. Şimdi demokratikleşme adı altında bölünüyor. Federatif yapıyla birlikte paramparça bir coğrafyaya biz sürükleniyoruz. Buna dur diyecek olan önce Malatyalılardır. Sizlersiniz ve de Türk milletidir. Neden? Malatya'mızda dahil bütün Anadolu'muz bizlere Ehli Beyt'in emanetidir. Ehli Beyt'in. Yani bu coğrafyayı vatan yapan Hacı Bektaş'ın nefesiyle, inancıyla beraber yoğurup emanet eden Ehli Beyt'in emanetinin üzerinde yaşıyoruz. Atatürk bu emanet üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Türk bayrağı bunun rumuzudur, bunun şaheserliğini taşıyor. Değerli kardeşlerim ve hususen Malatya Battal Gazi'nin size emanetidir. Bunu korumalısınız, bunu korumalıyız. Sonuna kadar. Çaresiz değiliz, çözümsüz değiliz. Bakın bugün bütün siyasi partileri önünüze koyun. Hiçbirinin bir projesi yok. Ne ekonomide, ne milli birlikte, ne sosyal dayanışmayı sağlamada. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin paketinin peşinde koşuyor. MHP meclisteki anayasa görüşmelerinde onlarla beraber değil mi? Yapılan şey apaçık belli. Kandil'deki mesaj, İmralı'daki mesaj hükümete geliyor. Hemen apar topar toplanıp bunun gereğini yapmaya çalışıyorlar. Peki benim annelerimin, benim gençlerimin bizim Gezi Parkı'nda çıkıp
parasız eğitim istiyorum, simit param daha yok diyen gençlerimin sesini dinleyen bir iktidar var mı? Çözüm üreten bir muhalefet var mı? İşte bu adres bugün Rusya'dan dünyaya sesini duyuran milli ekonomi modelinin sahibi Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Bağımsız Türkiye'yi yeniden inşa etmeliyiz. Yaşatmalıyız. İlelebet yaşatmalıyız. Bu noktada bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor Profesör Doktor Haydar Başbey de. Allah uzun ömürler versin, sıhhat afiyet versin, başımızdan eksik etmesin, kadri kıymetini bilmeyi nasip etsin diyorum.